Platon'un Devlet adlı eserinde mağarada zincirlenmiş üç insandan bahsedilir. Herkesin mağara allegorisi diye bildiği bu husus pek çok filme esin kaynağı olmuş, pek çok kitaba da ilham vermiştir. Bununla alakalı çekilmiş binlerce videoda bulursunuz. Fakat biz burada malumun ilhamından ziyade farklı bir yöne işaret etmeye çalışacağız. Fakat öncesinde hiç bilmeyenler için allegori yani hikayeyi, kıssayı eskilerin tabiriyle kısaca özetlemek gerekiyor. Üç insan mağaradalar. Arkaları mağaranın girişine dönük vaziyette mağaranın duvarına bakıyorlar. Zincirlerle bağlanmışlar ve hepsi mağaranın girişinden duvarlarına yansıyan görüntüleri görüyorlar. Ve yine dışarıdan gelen seslerin mağaradaki yankılarını duyuyorlar. Onlar için gerçek dünya sadece önlerinde gördükleri, duvardaki gördükleri gölgeler ve kulaklarına gelen seslerin yankıları. Derken bir tanesi zincirlerden kurtulmayı başarıyor ve mağaranın dışına çıkıyor. Tabii ilk çıktığı anda ışığın fazlalığından gözleri kamaşıyor. Gözlerinin kamaşması sabrediyor. Bir müddet sonra gözleri görmeye başladığında bambaşka bir dünyayla karşılaşıyor. Meğersem onların kendilerine gerçeklikle kabul ettikleri gölgelerden ibaret ve yankılardan ibaret dünyanın çok daha ötesinde, çok daha renkli, siyah beyaz olmayan ve gerçek ve net seslerin olduğu cıvıl cıvıl bir dünyayla karşılaşıyor. Hemen heyecanla dönüp arkadaşlarına diyor ki ya bakın bildiğiniz dünya şu dünya değil. Bu gölgeler ve yankılar dünyası. Dışarıda gerçek bir dünya var. Gelin siz de bakın diyor. Fakat o iki arkadaşı buna deli muamelesi yapıyorlar. Hatta bu ısrar ettikçe üzerine saldırıp onu başlarından def etmeye çalışıyorlar. Bu zincirlerini kırmış elemanımız ne kadar anlatırsa anlatsın o iki arkadaşını bulundukları yerden bir adım daha kımıldatamıyor ve onların dışlamasına maruz kalıyor. Gelelim bu hikayedeki sembollerin gerçek anlamlarına. Mağara toplum veya mensup olunan toplumsal grubu temsil ediyor. Mağaradaki insanlar bir topluma, bir topluluğa, bir toplumsal gruba mensup olan insanları temsil ediyor. Zincir dediğimiz şey ise yine bahsettiğimiz gibi toplumun, toplumsal grubun sahip olduğu diğer yargıları. Yansıyan gölgeler ve kulağa gelen yankılar ise o toplumun sahip olduğu ve kabul ettiği gerçeklik dünyası. Ve o zincirlerini kıran insansa hakikati arayan, kendi gerçeklerinin peşindeki cesur insan. Birey mensubu olduğu toplumun veya topluluğun içerisinde huzurlu yaşamak istiyorsa toplumun ve topluluğun kurallarına harfiyen itaat eder. Kendi dünyasını o toplumun ve topluluğun değerleri ölçüsünde örgüler ve kendi zihni yapısında bu şekilde şekillendirir. Neticesi ne olur derseniz bir konfor alanı yaratır kendisine. Artık dışarıdaki gerçeklik veya gerçek bir dünya, dünyanın varlığı veya yokluğu onun için bir şey ifade etmez. O kendi dünyasında, oluşturduğu dünyasında konfor alanı içerisinde gayet mutludur. Sorgulamadan, hesaba çekmeden, hiçbir şeyin altını didiklemeden ve gerçeğin peşinde olmadan mutlu ve huzurlu bir hayat sürer. Bir şekilde mensup olduğu toplumun gerçekliğin ötesinde bir gerçeğin olduğunu fikrine uyanan insanlarsa istisnaidir. Bunlar aslında bulundukları toplum tarafından da arızalı kabul edilirler. Bu aykırı tipler bulundukları ortamın dışına çıktıklarında ilk anda bocalarlar. Tabii ki çünkü yıllarca kabul ettikleri ve bir konfor alanı oluşturdukları bir gerçeklik dünyasından bambaşka bir dünyaya açılmışlardır. Ve orada bir şok yaşarlar. Fakat sabrettiklerinde, sabır gösterdiklerinde aslında dünyanın bambaşka bir dünya olduğunu, gerçeğin de bambaşka bir gerçek olduğunu farkına varırlar. Bundan sonra ise onlar için hayat artık sürekli sorgulanması gereken bir hayattır. Kalkıp kendilerinin fark ettiği bu güzelliği veya bu farklılığı veya bu gerçeği dönüp arkadaşlarına fark ettirmek isterler. Onlara da anlatmak isterler. Fakat nedense orada büyük çoğunlukla hatta %100 diye bir oran da bile verebiliriz. Eski arkadaşlar tarafından dışlanırlar ve deli muamelesi görürler. Hatta zarar verilmeye kalkışılır. En başta söylediğimiz gibi zincirler o toplumsal grubun o gerçeklik dünyasını oluşturduğu değer yargılarıdır. Şimdi bu şekilde baktığımızda aslında her grubun, her fikrin, her ideolojinin kendine ait zincirleri vardır. Mesela ateistler için zincir pekala din diyebiliriz. Kapitalistler için zincir ise sosyalizm denebilir. Dindarlar için zincir günahtır, şeytandır. Milliyetçiler için ise dış güçler pekala zincir kabul edilebilir. Aslında Platon'un bu bahsettiğimiz mağara allegorisindeki insanlar gibi mağarada olmayan insan yok gibidir günümüzde. Çünkü her insanın mensup olduğu bir toplum, bir millet, bir topluluk, bir toplumsal grup, bir ideoloji, bir hayat görüşü mutlaka vardır. Ve insanlar hayatlarını bu mensup oldukları işte nokta 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 tekrar saymak kafanızı ağrıtacağı için oralara geçiyorum. Bu mensup oldukları
sistemin içerisinde hayatlarını örgülerler. Fikirlerini, zihin dünyalarını buna göre şekillendirirler, hayat görüşlerini bunu bu çerçevede oluştururlar ve karşılaştıkları her olayı, her kişiyi, her hadiseyi de bu değerler çerçevesinde yargılarlar, bir yere koyarlar. Bu aslında sosyal bir varlık olarak insan için gayet doğaldır. Nihayetinde hepimiz sosyal varlıklarız ve hepimizin mensup olduğu bir toplum, bir millet, bir topluluk, bir ırk, bir fikir, bir ideoloji, bir düşünce sistemi zaten vardır. Dolayısıyla mensup olduğumuz yerin enformasyonuna maruz kalırız. Zihnimiz bunlarla şekillenir. Hayatımıza bu çerçevede, bu değerler çerçevesinde artık o neyse ona göre bir şekil veririz, bir yön çizeriz. Bu neticede bize bir zihin konforu sağlar. Bir gönül rahatlığı sağlar. Hayatımızın bir çerçevesi olur, o çerçeveye oturttuğumuz hayat içerisinde nispeten mutlu ve huzurlusunuzdur. Ve asıl gerçeklik artık sizi çok da ilgilendirmez. Dışarıda ne olup bittiği, sizin dünyanız dışında. Meseleye bu açıdan baktığımızda sanırım ben mağarada değilim diyen insan sayısı çok da fazla değildir. Çünkü hepimiz bir şekilde bir mağaranın içindeyiz ve o mağaranın duvarından yansıyan gölgelerden ibaret sanıyoruz gerçekliğimizi. İşin bir de psikolojik yönü vardır. Şöyle ki gerçeği ama çıplak gerçeği görmek gerçekten rahatsız edicidir. İnsanın konforunu kaçırır. Bu yüzden insanın zihni isteyerek bilerek esareti ve cahilliği talep edebilir. Zira özgür olmak cesaret işidir ve bir noktadan sonra sarsıcıdır. Eğer bu anlamda cehalet mutluluk getirir diyorsanız mağaranın dışı sizin için gerçekten delirtici olabilir. Pek çoğuna gölgeler yeterli gelirken çok az kısmı gölgenin sahibinin peşine düşer. Gölgelerinizden kurtulmanız dileğiyle.